Kova aparatı mağdur olur ya bakalım. Hadi bakalım ne olacak? Kova aparatı mağdur olur ya. Hadi bakalım ya bakalım dinliyorlar. Adam daha iyiydi yarım saat dinledi. Allah'tan korkun Allah'tan. Kaç dakika kayıp yok. Öbürleri senin lafı değil mi? Kaç dakika kayıp yok. Kaç dakika kayıp yok. Öbürleri bizi dinlemeyin. Kimi dinleyeceksiniz ya? Oğlum aradığı kovalım. Bağırırım. Niye gelin sen gibi? Cumhurbaşkanı'nın sözü vardı. Yok mu? Orbaşkanımızın sözü ya. Sayın Ali Taşkın sesinizi. Açalım açalım. Sayın Ali Taşkın sesimizi. Sayın Ali Taşkın sesimizi. Sayın Ali Taşkın sesimizi. Abi buradan şimdi geç şuraya git. Hadi gel oraya. Tamam. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Kendi değerini anlatacağım. Geri bırakma.
Toplantıya gelirken dışarıda bir maytapla karşılaştık. Maytaplar da kıvılcım saçıyorlarmış. Biraz da toz var. Saçıma düşünce korunmaya çalıştık. Arkadaşlar da iyi olsun diye maytapları bize doğru uzatıyorlar. Fakat maytap toz şelalesi içerisinde kaldı, duman içerisinde kaldı. O ara bir kısım arkadaşlar bize geldi. Ne gürültüden ne de bir şeyden fark edemedik. Kooperatif mağdur olan arkadaşlarımız var. Onlarla 2022 tarihinde biz görüştük. Bir hanımefendi vardı, bir de engelli bir arkadaşımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısından çıkışla o zamanki Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özaseki, grup başkan vekili olarak ben, dedi ki bunları dinleyin, bunların meseleleri çözün dedi. Tamam dedik. Oturduk, Sayın Bakanımız Özaseki ile beraber bu meselenin nasıl çözülebileceğini anlattık. Bir formül bulduk. Bu formül yaparken değişik bakanlıklar itiraz etmeye başladılar. Dediler ki bir dakika, kooperatifler kanununda eğer böyle bir şey yaparsanız yüz binlerce kooperatif üyesinin 10 binlerce kooperatifi yok edersiniz. Ne yapmamız lazım? Muhalefetle baş başa verdik. O dönemdeki muhalefet partisi milletvekilleriyle, grup başkan vekilleriyle baş başa verdik. Dedik ki bunu çözmemiz lazım. Çünkü bazı kooperatifler bizim vatandaşlarımıza kazık atmış. Onları kandırmış. Ben senin kesin hesabını alıyorum. Sen bu kadar borcunu ödersen hiç borcun yok demiş. Yazılı kağıt vermiş. Ama kooperatifler kanundaki bir eksik maddeden dolayı, farklı bir hükümden dolayı onlar demişler ki siz kooperatif üyeliğiniz bitmedi. Sizin borcunuz devam ediyor. Kooperatifler hak ihtiyaçlarını karşılayacaksınız demişler. Biz bu kanunu çıkarırken muhalefette de oturduk. Dedik ki Kayseri özelinde kooperatiflerle ilgili yani temadi olan, sürekli kapanmayan, 10 yıl önce, 20 yıl önce var olan kooperatiflerin yeni yeni kurduğu etaplarla ilgili etap şeklinde çalışanlar varsa onlar bu hükümden borçlardan etkilenmez. Ödedilerse kesin hesaptan dedik. Niye Kayseri koydunuz diye soruyorlar. Kayseri konulur mu bir kanuna diyorlar. Bakın o arkadaşlarımız muhakkak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarını ve kanunları çok incelemişlerdir. Diyelim ki Artvin Yusuf Ali Barajı ile ilgili bir harita çiziliyorsa orası yazılır. Antalya'da herhangi bir alan çiziliyorsa Antalya İli Ilıcı ilçesi, Akseki ilçesi neyse şu mahallesindeki bu diye tarif edilir yazılır. Biz de buna Kayseri yazdık. Anayasa Mahkemesi Kayseri diye ifade etmedi. İptal sebeplerinden sadece Kayseri'ye odaklı diye ifade etmedi. Başka şeyler de var. Buna o kooperatifler giderler, itiraz ederler mahkemeye. Mahkeme de Anayasa Mahkemesi'ne taşır. Anayasa Mahkemesi'nde bu kanunun anayasanın şu maddesine aykırı olduğundan dolayı başka kooperatifleri de mağdur edebileceğinden, diğer üyeleri de mağdur edebileceğinden dolayı iptal ediyorum der. Şimdi o arkadaşlarla il başkanımız organize etti. Biraz sonra görüşeceğiz o arkadaşlarımızla. Yeniden bakacağız. Bu konu geldi. Bir ay önce getirdiler. Konuyu tartıştık, değerlendirdik. Fakat Çevre Şehircilik Bakanlığı ve biz sadece Kayseri'deki olayı gördüğümüz için başka vilayette, Konya'daki, Afyon'daki, Isparta'daki, İstanbul'daki, Sivas'taki, Yozgat'taki kooperatifleri düşünmediğimizden sadece bunu yaptığımız için Ticaret Bakanlığı diyor ki bu böyle olursa şu olabilir. Adalet Bakanlığı diyor ki bu kanunu böyle çıkarırsanız Anayasa Mahkemesi yeniden iptal edebilir. Sadece kooperatifleri yok o kanun içerisinde. O kanun içerisinde tarım kooperatifleri var, süt birlikleri var, diğer konular var. Belki onlarca kooperatif var. Ama tek kanun içerisinde toplanmış bu. Yaklaşık 200-300 maddelik bir kanunda genel kooperatifler kanunu içerisinde tarım kooperatifleri var, efendim konut kooperatifleri var, değişik kooperatifler var. Onların hepsini etkileyecek değil, sadece bu konuya özel bir yapı, bir madde düzenleyelim diye ifade etmeye çalıştım. Maalesef mahkeme aslında bu insanların mağduriyetini görüp onlara göre iradesini beyan etse, o insanlar mahkemeye gidip
ilgili mahkemeye gidip üst mahkemede dava açsalar daha uygun olacak ama mahkemelerde ısrarla bu kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıyı yasa böyle diye iptal etmeye çalışıyor. Değiştirdiğimiz anayasa metnini anayasa mahkemesine götüren mahkeme, yani iki kişi arasında, kişiler arasındaki yapılan bir ticari faaliyetten dolayı ortaya çıkan bir sorumluluğu kanunla düzeltmeye çalışıyoruz. Niye? Bu arkadaşlarımızın haklı olduklarına inandığımız için, bu arkadaşlar kandırıldıklarını bildiğimiz için bir ticari faaliyette, bir alışverişte bundan sonra herkes ben kandırıldım bana bir kanun çıkar diye gelir mi? Gelmesi mümkün mü? İşte onun için biz bunu özel olarak yaptığımız çalışmayla sadece bu konuya matuf aldatıldığını düşündüğümüz ve inandığımız arkadaşların problemlerini çözmek için bir düzenleme yapmaya gayret edeceğiz.